Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Kıymetli izleyenlerim, Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birinizi, her birimizi eşlerimizle, annelerimizle, babalarımızla, aile bireylerimizle, dostlarımızla, hocalarımızla, talebelerimizle rızasına nail olan bahtiyar kullarından eylesin. Sevgisini, muhabbetini kazanan iyi kullarından eylesin. Rabbim her birimizin hem dünyasını hem ahiretini mamur eylesin. Rabbim yuvalarımıza huzur ve bereket, iş yerlerimize huzur ve bereket, ülkemize huzur, bereket, birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Yüce Rabbim ülkemizi korumak için, tehlikelere karşı vikaye için, canını ortaya koyarak yurt içinde ve yurt dışında vatani vazifesini yapmak için silah başında olan askerlerimize, emniyet görevlilerimize yardım eylesin. Rabbim ülkemize zeval vermesin. Yeryüzünde bütün Müslümanların ümidi olan ülkemizi Rabbim korusun ve muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet inancıyla, Kur'an'a ve sünnete bağlılığıyla birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşarak sanayisinde, teknolojisinde, özellikle harp sanayisinde düşmanlarımızı korkutacak ve ürkütecek ve onlara diz çöktürecek başarıyı Rabbim ülkemize nasip eylesin. Ahlaken tekamül etmiş, imanda zirveye yükselmiş ve salih amellerde birbirleriyle yarış yapan insanlar olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Toplumda var olan kötülükleri ve haramları Rabbim en kısa zamanda rahmetiyle izale eylesin. Cehenneme doğru koşmakta olanlara Rabbim tehlikenin farkında olmalarını ve tevbe ile pırıl pırıl tertemiz olmalarını nasip eylesin. İstikamet üzere olan, hak yolda yürüyenlere de Rabbim devam, sebat ve bu yolda kemalat nasip eylesin diyorum. Kıymetli izleyenlerim, sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizim hayatımızda, müminlerin hayatında, bütün Müslümanların hayatında Allah Celle Celaluhu'dan sonra en fazla etkisi olan, olması gereken, unutmamamız gereken, ihmal etmememiz gereken, izinden yürümemiz gereken bir zattır. Geçen de bir kardeşimiz WhatsApp'tan kendisini bilmeyen birisinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadis-i şerifleriyle ilgili Buhari'de, Müslim'de rivayet edilen bütün hadis-i şerifler, Kütüb-i Sitte'de rivayet edilen bütün hadis-i şeriflerle ilgili, hatta hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz gibi zevatla ilgili haddini aşan, aşağıca, seviyesizce ifadelerini duymaktan gerçekten üzüntü duydum. Cennet vatanımızda şüheda kanlarıyla fışkıran şu topraklarımızda Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in, İslam'ın bayraktarlığını yapan bu topraklarda
televizyon ekranlarına çıkıp veya kürsülere çıkıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini bir takım hamasi duygularla reddetmek ve bunların yalan olduğunu söylemek, insaf ile hatta imanla bağdaşan hiçbir tarafı yoktur. Samimi söylüyorum, böyle bir insanı bir dakika dinlemek bana cehennem azabı gibi zor geliyor. Bir Alman gavuru, bir Rus gavuru, bir Amerikalı gavur, bir İngiliz gavuru bunları söylemiş olsa gavur gavurluğunu yaptı derim. Ama insanlara yön vermeye çalışan, kendisine göre şuurlu, fakat birilerinin maşası olan insanlar toplumun önüne çıkıp da bu kadar Müslümanın inancını sarsacak ve dini celil İslam'ın tabiri caizse temellerine dinamit koyacak adili yapmasını hiç hazmedemiyorum. Sen yalan söyleyebilirsin. Senin çevrendekiler de yalan söyleyebilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim ashabım yıldızlar gibidir dediği o Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Ebu Hureyrelere rıdvanullahi aleyhim ecmain yalan söyleyen insanlardır damgasını vurmak adiliktir. En hafif ifadeyle adiliktir ve şereften yoksunluktur. Bu kadar inan insana, onlara gönül bağlamış, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain'e gönül bağlamış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı onlara gönül bağlamış insanlara hakarettir. Varsın, kışkışlığına devam etsin. Biz hak bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Şimdi hadisi şeriflerimizden Mişkatül Mesabih hadis-i şerif kitabının 152. hadis-i şerifine geldik. Devam edelim. Ve an Abdillah ibni Umar radıyallahu anhuma ve an Abdillah ibni Amr radıyallahu anhuma Hazreti Amr'ın oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre an şöyle anlatırlar. Haccertu ila Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme yevmen. Bir gün sıcağın durukta olduğu bir vakitte, yani öğlen vaktinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koşa koşa geldim. Kal fesemi'e asvate raculeyni ihtelefa fi ayetin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında beklerken dışarıda iki kişinin bir ayeti kerime ile ilgili kendi aralarında ihtilaf ettiği sesleri geldi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Dışarıda konuşanların kendi aralarında tartıştıkları konu bir ayetle ilgili konu idi. Bu sesler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar intikal etti. Demek ki bu tartışma esnasında tansiyonu yükseliyor. Farkına varmadan seslerini de yükseltmiş oldular. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların tartışmalarını duydu. Peki sonra ne oldu? يُعْرَفُ ف۪ي وَجْهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen çıka geldi diyor. فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ. Demek ki bu zat, yani Abdullah İbni Amr Hazretleri de o kendi aralarını tartışan iki kişinin yanında idi. فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden çıka geldi. يُعْرَفُ ف۪ي وَجْهِهِ الْغَضَبُ. Geldiğinde simasına baktığımız zaman sinirli olduğu, kızgın olduğu anlaşılmış oldu. Yani o mescitte iki kişinin bir ayet-i kerime hakkında yaptıkları ihtilaf, tartışma, mücadele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin canını sıktı. Mihlerinden anlaşılır bir tarzda dışarıya çıktığında, onların yanına geldiğinde yüzü kıpkırmızı idi veya sinirli idi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fakal hemen şöyle buyurdu. İnnemâ heleke men kâne kabalekum bihtilâfihim fil kitâb. Bakın ümmetim. Sizden önceki milletler, Yahudiler, Hristiyanlar, eski ümmetler helak oldular. Onların helak sebebini biliyor musunuz? Kitaplarında ihtilaf ettiler. Bundan dolayı Allah onları helak etmiştir. Yahudiler
Tevrat'ta ihtilaf etmişlerdir. Muhtelif Tevratlar oluşturmuşlardır. Hristiyanlar İncil'de ihtilaf etmişlerdir. Muhtelif İncil'ler oluşturmuşlardır. Birisi başka tarafa çekmiş, birisi başka tarafa çekmiş. Nazım'da değişiklik yapmışlar. Ve nihayet Allah sabreder eder ama sonunda helak eder, cezasını verir. Bir kısmının cezasını hem dünyada hem ahirette verir. Bir kısmının cezasını ahirette verir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu, nakletmiş olduğu bu hadis-i şeriflerinde bizlere neyi öğretiyor? Kur'an ayetlerinde muhkem olan, bizim anladığımız, anlaşılabilir olan, muhkem olan ayeti kerimelerden istifade edeceğiz. Zaten burada tartışma söz konusu değildir. Ancak müteşabih olan ayetlerde tartışmaya giderek birisi bir tarafa, birisi bir tarafa çekip insanların inançlarını sarsacak bir pozisyon oluşturmalarına izin vermiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir de işin içerisinde bir başka boyut da vardır. Birbirleriyle ihtilaf eden iki kişi, üç adım, beş adım ileriye gitseler, içeriye girecek olsalar, o ihtilaflarını bertaraf edecek kesin bilgiye ulaşabiliyorlar. İhtilaflarını bertaraf edecek kesin bilgiye ulaşmak mümkün olduğu halde kendi aralarına tartışıp işi farklı mecralara çekmelerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermemiştir. Kıymetli izleyenlerim, biz buradan şunu anlamalıyız. Kur'an ayetlerini herkes istediği gibi tefsir edebilir mi? Kur'an ayetleriyle herkes istediği gibi oynayabilir mi? Hani bazıları diyorlar ki, efendim Kur'an-ı Kerim herkese inmiştir. Dolayısıyla ben bu ayetleri anlamak için bir müştehidin içtihadına ihtiyacım yok, bir alimin ilmine ihtiyacım yok. O zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Peki bilmiyorsanız bilenlere sorun. Toplumda bilenler var, bilmeyenler var. Her meslekle ilgili böyledir. Bir ayeti kerime üzerinde saatlerce konuşacak ilme sahip olanlar var. Kelimelerin yapısı itibariyle, belagatı itibariyle, fesahati itibariyle o ayeti kerimedeki kelimeler üzerinde veya hükümler üzerinde varit olan, nazil olan diğer ayetlerle bağlantı kurmak suretiyle o konuyu değişik yönleriyle anlatan diğer ayeti kerimeleri onunla bağlantı kurarak bu önce nazil olmuştur, şu sonra nazil olmuştur, bu konuyu şu ayeti kerime şöyle destekliyor gibi açıklamalarla saatlerce konuşabilecek insanlar var. Ayrıca o ayeti kerimede anlatılan hükümlerle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hulefai Raşidin Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain'in ve Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain'in uygulamalarını, tatbikatını efendim anlatabilecek, saatlerce anlatabilecek ilim ve irfan sahibi insanlar var. Ayet-i Kerime'ye baktığı zaman mealden ve tercemeden onun ne dediğini anlayan bir insan ile saatlerce efendim kafasında, beyninde, kalbinde oluşturmuş olduğu, iktisap etmiş olduğu ilimlerle efendim bir sürü bilgiye sahip olan, saatlerce konuşacak bilgiye sahip olan insanın anlaması aynı olabilir mi? Elbette. Arabayı kullanmayı bilenle bilmeyenler bir olmuyor. Bisikleti bile kullanmayı bilenle bilmeyen bir olmuyor. En basit şeyde ekmeği yapmasını bilenle bilmeyen, çorba yapmasını bilenle bilmeyen bir olmuyor. Evde bile bir çorba yapacağımız zaman eğer biz yapmasını bilmiyorsak eşlerimize soruyoruz, hanımlarımıza soruyoruz. Onlar tarif ediyorlar, biz yapıyoruz. Her mesele böyledir. Elbette Kur'an-ı Kerim'den her birimiz okuduğumuz zaman anlayacağımız şeyler var. Allah'ı çokça zikredin diyor. Gafletin yanlış olduğunu anlıyoruz. Akimu salat, namazı dosdoğru kılın diyor. En azından namaz kılınması gerektiğini anlıyoruz. Ama bundan çıkacak olan diğer hükümler, müştehitlere taalluk eden hükümleri elbette erbabına teslim etmek lazımdır. Kısacası kıymetli dinleyenlerim, izleyenlerim, biz Kur'an-ı Kerim ayetlerini bilenlerle müzakere eder, onlardan bilmediklerimizi öğrenebiliriz. Ama iki bilmeyen yan yana gelsin, müteşabih bir ayetle, net olmayan, anlayamadığımız bir ayetle ilgili sen bildiklerini söyle, ben bildiklerimi söyleyeyim, hiçbirimizin söylediği gerçek değildir. Bu neye benzer? Caminin kahvesinde veya herhangi bir yerde kahvede, hatta dinle, imanla, camiyle alakası olmayan yerlerde bile
siz ortaya bir dini hüküm atarsanız herkes bir şey söyler. Hiçbirisi bir şey bilmez. Hiçbirisinin branşı değildir. O konuda bilgisi yoktur. Aklını, mantığını kullanarak aklına göre, mantığına göre din adına bir şey söyler. Fakat bunların hiçbirisi din değildir. Dolayısıyla bir ayeti kerimeyi ortaya koyduğunuz zaman toplumumuz çok cesurdur. Çünkü el cahilü cesur. Cahilde cesaret vardır. Ayetle ilgili sallıyor. Hadis-i şeriflerle ilgili sallıyor. Hatta birisi kalkıyor diyor ki benim peygamberim diyor. Eğer böyle bir hadis-i şerif söylediyse o benim peygamberim değildir diyor. Bu ne cesaret? Peygamber'e senin bağlılığın bu kadar mı? İnancın bu kadar mı? Allah'ın elçisine bağlılığın bu kadar mı? Sen kendini ne zannediyorsun? Mevlana Hazretleri'nin bir örneği vardır kıymetli izleyenlerim. Mevlana Hazretleri der ki, yağmurlu ve çamurlu bir havada, affedersiniz merkep yolda giderken, çamura basınca bir iz meydana geliyor, biraz da kayınca bir iz meydana geliyor. Arkasından gelen merkepte, o izin olduğu yerde durarak, affınıza sığınarak söylüyorum, idrarını yapıyor. İkinci olarak gelen merkebin idrarından birinci merkebin ayak izinde bir ufacık göl oluşuyor. Rüzgar esince de o affedersiniz silik gölün üzerine bir çöp rüzgar getirmiş oluyor. Kara sinek böyle yerleri çok sever. Mikroplu yerleri çok sever. Kara sinek geliyor o çöpün üzerine konuyor. Arkadan böyle püfür püfür esen rüzgar sebebiyle sinek de kanatlarını şöyle açıyor. Kanatlarını açınca o rüzgar onu şöyle iti veriyor. Mevlana Hazretleri diyor ki orada o sinek kendisini Atlas Okyanusu'nda kaptanı derya zannediyor. Atlas Okyanusu'nda kaptanı derya zannediyor. Şimdi bir defa kaptan değil sinektir. Hem de kara sinektir. Atlas Okyanusu değil minnacık bir yerdir. İkincisi bir de su değildir. Merkebin idrarıdır. Ama o kendisini Atlas Okyanusu'ndaki kaptan-ı derya hisseder gibi hissediyor. Kıymetli izleyenlerim, bugün aslında Kur'an'ın bazı ayetlerine ve hükümlerine dil uzatanlar, kadının kıyafeti itibariyle, bir takım haramlar ve yasaklar itibariyle dil uzatanlar, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına veya ona cesaret edemeyip bugün hadisi şeriflerine dil uzatanlar, işte biliyorum zannederek bu sözleri halkın önüne çıkıp söyleyenler, Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu Atlas Okyanusu'nda kendisini kaptanı derya zanneden o kara sinekten farklı bir manzaraları asla yoktur. O kara sineğin bir şerefi vardır. O görevini yapmıştır. Sineğe sineklik yakışır. Arıya da arı olmak yakışır. Efendim güvercine de güvercin olmak yakışır. Ama insana, hele Müslümanım diyelim bir insana, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veya onun hadisi şeriflerine düşmanlık asla ve kat'a yakışmaz. Onun için o sineğin o manzarası yadırganacak bir manzara değildir ama Atlas Okyanusu'nda kaptanı derya olmadığı halde kendisini öyle zannetmesi bizim açımızdan örnek alınması gereken yerde burasıdır. Bu bakımdan bu hadis-i şerifimizden şunu anlıyoruz. Bir ayeti kerimenin net anlaşılır tarafı varsa anlarız. Efendim bilmediğimiz yerleri bilenlere sorarız. Ama ayetleri tartışma konusu yapmayız. Ve burada bilene teslim olduğumuz zaman İstikameti yakalamış oluruz. Bilinmemesi gereken, yani daha doğrusu bilinmeyen, müteşabih olan, manasını ancak Allah'ın bildiği kelimelerde veya ayet-i kerimelerde kafamızı yormayız. Öyle bir vazifemiz yoktur. Hüküm çıkarmaya çalışmak, bana göre şöyle, ona göre şöyle demeye çalışmanın bir anlamı yok, bir faydası da yok. Peki, bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Bakalım Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyorlar? وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَب۪ي وَقَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Aşere-i Mübeşşere cennetle müjdelenen sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmeinden olan Hazreti Sa'd radıyallahu anh Efendimiz diyor ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnne a'zamel müslimine fil müslimine cürmen men se'ele an şeyin lem yuharram alen nas fehurrime min ecli mes'eletihi. Muttefakun aleyh. Müslümanlara karşı en büyük cürüm ve suç sahibi kimdir? Allah ve Resulü bir şeyi yasaklamadığı halde aşırı soru sormak suretiyle bir şeyin haramiyetini insanlara sağlayan, sebep olan kişi en büyük cürüm işlemiştir Müslümanlar hakkında. Yani şöyle anlayalım kıymetli izleyenlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim? Zat bakımından yani azık bakımından ve yol bakımından iktidar sahibi olursa, gücü yeterse hac ona farzdır dendi. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O böyle buyurunca sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmainden bir tanesi her sene mi ya Resulallah diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size bir şey izah edildiği zaman anladığınızla iktifa edin. Fazla soru sormayın. Eğer ben evet deseydim her sene farz olacaktı buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Burada da şunu anlıyoruz kıymetli izleyenlerim. Yani bir insan çok aşırı sorucu olmasının anlamı yok, faydası da yok. Gerçekten ihtiyaç duyulan şeyler söylenmeli, sorulmalı ve ihtiyaç duyduğumuz şeyleri öğrenmeli. Şimdi vatandaş geliyor, bir mesele soruyor, cevabını veriyorsunuz. Diyor ki tamam, falanca hoca da böyle söylemişti, falanca kişiye de sordum, o da böyle söylemişti. Ama falanca kişiye sordum, o böyle söylememişti gibi. Bir defa başta soru sorarken deseydi ki ben falana sordum, filana sordum, falana sordum, şimdi de sana soruyorum dese biz ona cevap vermeyeceğiz. Peki bu adamın sorusundan maksadı nedir? İmtihan mıdır? İmtihan edecek durumda mı? İmtihanın da şartları vardır, zamanı vardır, mekanı vardır. İmtihan edenle edilen arasında bir denklem olur. Dolayısıyla burada bu insanın soru sormasında ne yoktur? Samimiyet yoktur. Bir defa bir insanın kafasında bir mesele varsa, bir soru varsa, bir problem varsa herkese bunu sormamalı. Çay ocağında açtım konuyu. Kime açtım bunu? Çaycıya mı? Orada televizyonda haber seyreden insana mı? Gazetede bulmaca dolduran insana mı açtım bu meseleyi? Onlardan medet bekliyorsun? Asla. Verecekleri cevap kafana yatarsa kabul edersin, kafana yatmazsa kabul etmez. Belki onlar bir cevap verecek, sen 10 tane cevap vereceksin. Mesele bu değil. Kafamıza takılan bir soru varsa, bunu rastgele bir yerde aşmaktansa, erbabına, bilen birisine, güvendiğimiz birisine, kendisinden aldığımız cevaba ilave yapmayacağımız, mutmain olacağımız, bu hoca efendi böyle söylediyse, amenna ve saddekna, budur doğrusu, ben de inandım, kabul ettim diyebileceğimiz bir kişiye sormalıyız. Bir ona, bir ona, bir ona sormamalıyız. Bu soruda samimiyetsizlik meydana getirir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e böyle peş peşe gelen aşırı soruculuk, soru sorma hastalığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedavi etmek istemiştir. Ve gerekli olan soruları sorun, ihtiyaç duyduğunuz soruları sorun. Böyle bunun dışında aşırı soru sormak size artı getirmez. Eğer ben deseydim ki evet, hac her sene farzdır deseydim, bir naam demiş olsaydım, size her sene farz olacaktı, kim bunun altından kalkabilecekti buyurması gibi. Peki, bir sonraki hadis-i şeriflerinde bakalım, Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyorlar? وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildi ki, Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yekûnü fî âhiriz zaman deccâlûn kezzâbûn. Ahir zamanda kıyamet yaklaştığında yalancı deccallar çıkacaktır. Deccal kelimesi decel kelimesinden geliyor ki yani kafayı karıştıran insanlar. Yekûnü fî âhiriz zaman, ahir zamanda deccalun kafayı karıştıran insanlar. İnsanların inançlarını sarsanlar çıkacak. Kezzabun, yalancıdır onlar. Ye'tûneküm minel ehâdîs,
bima lem tesma'u entum la abakum. Sizin babalarınızın duymadığı sözleri sizlere getirirler. Aslı astarı olmayan sözleri size getirirler, taşırlar. Fe iyyakum ve iyyahum. Kaçının bunlardan, sakının bunlardan. Onları meclisinize yaklaştırmayın. Siz de onların meclisine asla gitmeyin. Bunlar sizden, siz de bunlardan uzak olun. Sizin ve babalarınızın, ecdadınızın duymadığı sözleri getirip gerçekmiş gibi size yansıtan, konuşan, efendim, insanların kafasını karıştıran insanlar çıkacak. Ahir zamanda bunlardan sakının, onların meclisine gitmeyin, onları da meclisinize almayın diyor. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ. Eğer böyle yaparsanız sizi dalalete düşürmezler, sapıklığa düşürmezler ve fitneye de düşürmezler. Kıymetli izleyenlerim, birçok kardeşimiz selimül kalp, safiyül ahlak olan imanı bütün birçok kardeşimiz, insanların kafasını karıştıran, hem de ayetlerle hadislerle karıştıran, bunca asırlardır bize önderlik, rehberlik yapan alimlerimizin gösterdiği ana caddenin dışına çıkarak, bu caddeyi kirli, cehenneme giden bir yol gibi, şüpheli bir yol gibi göstererek, başka tarafları bize berrak göstermeye çalışan, başka yollara çekmeye çalışan insanlar, maalesef namaz kılan insanları namazdan soğutuyorlar, oruçtan insanların oruçlarını şüpheye düşürüyorlar. Yok imsak vakti şöyleydi, yok efendi iftar vakti şöyleydi. İnsanların oruç konusundaki hassasiyetlerini efendim tarumar ediyorlar. Zekat konusundaki hassasiyetlerini tarumar ediyorlar. Zaten bu milletin bir namazı vardı, bir orucu vardı, bir de zekatı vardı. Bu konudaki anlayışlarını alt üst edecek, soru işaretleriyle kafasını dolduracak açıklamalar, kendine göre yorumlar yapmak suretiyle şüphecilik oluşturuyorlar. İşte kıyamete doğru bunlara deccal deniyor. İnsanların kafasını karıştıran yalancılar deniyor. Bunlar öyle şeyler naklederler ki babanızdan, dedenizden duymadığınız efendim asılsız, aslarsız kafayı karıştıracak şeyler naklederler. Bunlardan uzak olun. Bunlar da sizden uzak olsun. Ne meclisinize yaklaştırın ne de onların meclisine gidin. Adam diyor ki ben bunca günaha daldırdım. Masiva ile kalbimi kirlettim. Aşk-ı ilahiyi kalbimde parlatmak istiyorum. Rabbimle dostluk bağımı iyi kurmak istiyorum. Allah deyince dilimdeki Allah telaffuzu kalbimde nuru yansımalıdır. Onun aşkıyla yanıp tutuşmalıyım diyor. Bir mürşidi kamil buluyor. Ben nasıl yapmalıyım? Haramlardan, helallerden, efendim nasıl bilgi sahibi olabilirim? Hassasiyetimi nasıl ortaya koyabilirim? Allah'ı daima nasıl zikredebilirim? Zikir ehli olabilirim. Kalbi ayık ve uyanık bir insan olabilirim deyip efendim bir yola giren, seyr-i sülüke başlayan bir insan böyle kafayı karıştıran birisiyle karşı karşıya kalıyor. Adeta tasavvuf ona öcü gibi gösteriliyor. Hatta şirk olarak gösteriliyor. Adam yaptığına, yapacağına, aldığına, alacağına pişman oluyor. Acaba ben bir yanlış yola mı girdim diyor. Burada ne vardır? Hakkı karıştıran ve insanların kafasını bulandıran art niyetli insanlar vardır. Zikreden insanları zikirden engellemek ancak şeytana yakışır. Ne kadar yakışırsa tabii. Yani onun görevidir diye yakışır diyorum. Kimseye yakışmaz. Bu sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Kıymetli kardeşlerim, izleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki hadis-i şeriflerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kâne ehlül kitâbi yekraûne tevrâte bil ibraniyye ve yufessirûneha bil arabiyye li ehlil islam. Fekâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem la tusaddiku ehlel kitâbi ve la tükezzibûhum. Kûlu âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ. Ravâhul Bukhari. Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tevrat'ı okuyan ehli kitap, tabi Tevrat İbranicedir, onu Arapça yorumluyorlar, tefsir ediyorlar. Efendim İncil'i okuyanlar da yine Arapça tefsir ediyorlar.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, size Tevrat'ı anlatanlar veya semavi kitaplardan birisini Arapça anlatan insanlar, siz onlara doğru da demeyin, doğruluğunu kesin bilmediğiniz konularda doğru da demeyin. Yine yalan ve yanlış olduğunu kesin bilmediğiniz noktalarda siz yalan söylüyorsunuz da demeyin. Ya ne diyeceksiniz? Çünkü Allah kitabından bahsediyor. Doğru olma ihtimali de vardır, yanlış olma ihtimali de vardır. Eğer Kur'an'ın doğruladığı bir gerçeği söylüyorsa doğru diyebilirsin. Kur'an'ın yalanladığı bir yalanı söylüyorsa o zaman yalandır diyebilirsin. Ama bu ihtimaller yok ortada. Efendim, yani doğru olduğu kesin değildir, yalan olduğu kesin değildir. Siz burada Tevrat'ı sen yanlış anlatıyorsun bize, İncil'i yanlış anlatıyorsun bize diyecek yerde veya doğru söylüyorsun diyecek yerde âmennâ billâhi ve mâ unzile ileyne. Biz Allah'a iman ettik ve bize indirilenlere iman ettik deyin. En sağlam yol budur. Dolayısıyla bize Tevrat'tan, İncil'den birisi nakil yapacak olsa ne diyeceğiz? Allah'a ve Allah'ın bize indirdiklerine iman ettik deriz. Yanlış olduğunu kesin bildiğimiz noktalarda hayır yanlışsın. Doğru olduğunu kesin bildiğimiz noktalarda doğrusun. Ama bunu bilmediğimiz yerlerde ise biz Allah'tan, Allah'a iman ettik ve Allah'tan indirilenlere iman ettik demek en doğru cevaptır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, bir aradan sonra yine bıraktığımız yerden devam ederiz.